Asya Pasifik'te gerilim tırmanıyor. NATO sınırlarını bölgeye ulaştırma amacıyla Güney Kore ve Japonya'yı Litvanya'daki liderler zirvesine dahil etti. Amerika Birleşik Devletleri bölge müttefiki Güney Kore ile 11 başlıkta ortaklık kurulmasını içeren işbirliği anlaşmasını imzaladı. Vilnius bildirisinde tek Çin politikası hedef alındı. Çin'in NATO'nun çıkarlarını tehdit ettiği savunuldu. Çin'in bu açıklamalara tepkisi sert oldu. Vilnius zirvesine Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'nin katılmasına tepki gösterildi. NATO'nun Asya Pasifik'e doğru genişlemesine kararlı yanıt verileceği ilan edildi. Asya Pasifik'e silah yağan ABD ve NATO uyarıldı. Pekin yönetimi diplomatik uyarıların ardından askeri uyarı da yaptı. Çin donanması Tayvan çevresinde konuşlandırıldı. Çin askeri uçakları bölgede hava devriyelerine başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin casus uçaklarla hava sahasını ihlal ettiği Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden de misilleme geldi. KDHC, kıtalar arası balistik füze denemesiyle uyarı yaptı. ABD'nin kuşatma girişimlerine karşı füze denemelerine devam edeceğini vurgulayan Pyongyang'ın füzesi Japon denizine düştü. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin misillemesine Vilnius'tan yani NATO zirvesinden yanıt geldi. Güney Kore ve Japonya liderleri Litvanya'dan KDHC'ye tehditler savurdu. Balistik füze denemelerine karşı Pyongyang bedel ödemekle tehdit edildi.